Merhaba arkadaşlar ben Berke. Bugün sizlerle C ile programladığım mülakat soruları ikinci bölümde karşınızdayım. Evet bugünkü sorumuz ne? Bugünkü sorumuz bu arkadaşlar. Böyle bir height ve width değerleri girilerek buradaki aşağıdaki desenin elde edilmesi isteniyor. Mesela nasıl bir e, açıklama yapabiliriz bununla ilgili? Yani width değeri anladığınız üzere buradaki genişlik değeri ama duvarlar dahil değil. Bakın burada duvarlar var. Top geliyor buradan. En son duvardan sekiyor. En sona geldiği zaman ve geri geliyor ve tekrardan sekiyor değil mi? Seke seke aşağı doğru giden bir kod isteniyor aslında burada. Height değeri de anlayacağınız üzere aşağı ne kadar ineceğini temsil ediyor ve topun ne kadar bu tarafa gidip döneceğini de ne temsil ediyor arkadaşlar? Width değeri, değil mi? Burada iki tane klavyeden değer isteniyor. Şimdi öncelikle bir tane test e, fonksiyonu yazalım. Void olsun mesela. Void, void e, ball shape test olsun mesela. Ball shape test olsun arkadaşlar adı. Ball shape test diyorum. Bizim ana fonksiyonumuzda ne olacak arkadaşlar? O da ball shape olacak değil mi? Bu ball shape test. Bu da void diyorum yine. Bu da normal bildiğimiz ball shape. Hocam neden underscore case'i kullanıyorsunuz? İsterseniz şey de kullanabilirsiniz. Camel case de olur ya da hepsini büyük yazarsınız. Ama ball shape'de ben doğrudan camel case'i kullanmadım. Underscore case'i kullandım. O tamamen sizin yaptığınız, tercih ettiğiniz terminoloji ile alakalı. Yani dizayn tam bakabilirsiniz. Hani şu şekilde yapılmalı. Mesela Google'da genellikle camel case kullanıyorlar. Onun, onun da bilgisini vermiş olalım. Mesela buradan test'i çağırıyorum. Bir sıkıntı yok değil mi? Buraya kadar bir problem yok herhalde. Şimdi buradan sonra ne diyeceğiz? İki tane de değer tanımlanacak değil mi burada? int height değeri. int height diyorum ve width diyorum değil mi? Ve printf ile diyorum ki öncelikle height alacağım klavyeden. Ters bölü ne diyorum ve sonra diyorum ki scanf pardon short dedim. scanf diyorum. Yüzde de ve address of height dedim değil mi? Zaten bu test kısmı basit anlayacağınız üzere. Ne yapacağım? Bir de bit değerini gireceğim. Bit değerini isteyeceğim daha doğrusu kullanıcıdan değil mi? E buraya da adres of tabii ki ne diyeceğim? Bit diyeceğim değil mi? Test kodumuz bu kadar aslında ve bol shape'i çağırmak istiyorum. Bol shape'e de neleri argüman geçeceğimi zaten biliyorsunuz. Height ve bit değerleri. Şu an error oldu çünkü burada parametre değişkenlerini ne yapmadık bildirmedik değil mi? Biraz daha büyüteyim şöyle. Buraya da ne diyeceğiz? Height değeri değil mi? Bir height değerimiz Buraya kadarkini, buraya kadarki kısmı zaten hepiniz yapabilir. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Öncelikle kodu yazma kısmına geldik şu an için. Sadece test aşamaları, o pasapiso işlemleri hallettik şu an için. Şimdi en başında, öncelikle hangi değişken tanımlayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bu değişkenler ne olacak? Öncelikle bir bol index değişkeni değil mi? Bizim topumuzun çünkü gideceği bir index var ve ona bağlı olarak o kadar boşluk başında işte şu kadar boşluk, sonunda şu kadar boşluk şeklinde ne yapmamız gerekiyor? Ayırmamız gerekiyor değil mi? O yüzden al, e, top şey, topun indeksi yani bu indeksimiz en başta sıfır olarak belirlenecek. Çünkü en başta sıfır. Yani en başta başlangıçta olduğu için sıfır olarak alıyorum. Sonrasında bir de ikinci bir değişkenimiz var. Asıl önemli kritik yer burası. Bu da ne hocam? Buna da direction flag diyorum. Direction flag derken neyi kastediyorsun hocam? Topun gittiği yönü kastediyorum. Mesela True ise işte bu tarafa doğru. Sağa doğru gidiyorsa, sola doğru gidiyorsa. Sola mesela sağı ben şey aldım işte. True alırsam bu tarafı ne alacağım? False alacağım değil mi? Ona bağlı olarak o yüzden en başta true diyorum yani. Tabii bu optional istiyorsanız siz false'a göre yapın. Hani bu tarafa gidince false dersiniz o zaman bu tarafa gidince true dersiniz. O biraz daha size kalmış. Şimdi, şimdi de while döngümüzle başlayalım. Biliyorsunuz while döngüsünün kaç kere döneceği belli. Bir height kadar değil mi? Çünkü yükseklik kadar dönmesi gerekiyor. Height eksi eksi diyorum buraya ben. E, bu iç kısımda da ne yazıyorum? Şimdi Jack'te tabii ki bir tane duvarımız olmalı değil mi? Duvar olmazsa olmaz yani. Sonuçta başlangıçta hepsinde bir duvar olacak. Hatta sondaki New Line'da yok. Sondaki New Line'da çok gerek yok. Şöyle yapalım. Hatta duvarın kapanmasını da yapalım. Ve ondan sonra bir New Line karakterini de koyalım hatta ya. Yani. Şimdi olay burada şimdi for kısımlarını yapmak kısımları da aslında çok zor değil ama asıl kısım o flag değişkenini ayarlamakta. Şimdi ona geleceğiz. I sıfırdan başlatacağım ben. I sıfırdan nereye kadar hocam? Bu alanda indexe kadar tabii ki arkadaşlar. Bu indexe kadar ya da şöyle de diyelim, art yani artı artı iyi de olur, artı artı da olur, hiç fark etmez. Ve printf diyorum. Buraya da boşluk diyorum. Sonrasında topumu basacağım değil mi? Topa geldim şu anda. Çünkü topa kadarki boşlukları ne yaptım? Bastım değil mi? Buraya kadar gelen boşlukların hepsini şu an için bastım. Tabii ki e, bu olay indekslerini şu an değiştirmediğim için ne diyor? Bunlar hani şey olacak her zaman always false şeklinde olacak diyor. Tabii onu birazdan düzelteceğiz değil mi? Burada ben istiyorsanız siz tek deyim içinde parantez kullanın ama ben kullanmayı tercih etmiyorum çok tek deyim için. Ama ya yani kullanmak yanlıştır anlamında değil yani. Böyle kullanmak daha iyidir falan tarzı bir düşünce sakın olmasın. Böyle bir şey yok. Şimdi e, burada da ne diyeceğiz hocam? Burada da bit -1'e kadar git, git diyeceğiz, biz, değil mi? Yani oraya geldiği zaman zaten artık yani bitmiştir bu işlem. Buraya geldiği zaman doğrudan artık geri dönmesini ben isteyeceğim, değil mi? O zaman diyeceğim ki printf boşluğu bas, değil mi? Ondan sonra ne diyeceğim ve en son buraya geldim ve kapattım aslında bu kadar bu kısım bu kadar tabii ki ama hocam neyi yapmadık ne eksik kaldı hocam tabii ki çarpma kısmı değil mi bakın çarpma kısmını şu an yapmadık çarpma kısmını tabii ki direction flag de yapacağız çarpma kısmını da yapalım şimdi en başta böyle bir durum olacak tabii ki ee, direction flag true ise ne yapacak ball index artı artı olacak. Diğer taraftan else kısmında ball index eksi eksi. Tamam bu da eyvallah. Ama şu an always true da tabii ki. Değil mi? O, şu an always true anlayacağınız üzere. Zaten o yüzden bana warning veriyor bakın. Always true şeklinde söylüyor. Şimdi o always true'yu nasıl düzelteceğiz hocam? En güzel, yani en önemli kısımlarından biri bu sorunu zaten. Direction flag sen true'ysan. Ve aynı zamanda bakın direction flag true'ysa. Ve aynı zamanda yani direction flag şurada true değil mi şu anda? Direction flag true ise ve sona gelinmişse yani bool index eşit eşit bit eksi 1 ise demek istiyorum. Eşit eşit bit eksi 1 değil mi? Bit eksi 1'e eşitse o zaman direction flag'ı benim neye çek? False'a çek değil mi? Else kısmında ne olacak? Else'in de bir if'i olacak tabii ki. Burada da direction flag tabii ki false'a ve aynı zamanda. Boll index eşleşit sıfırsa bu neyden bahsediyor hocam? Bu şundan bahsediyor. Bakın burada şu an direction flag false değil mi? Ve Boll index de sıfır. O zaman tekrardan true'ya çekeceğim değil mi bunu ben? True'ya çekeceğim ki Boll index artık artmaya devam etsin değil mi? Çünkü oradan sekti bu sefer geri gelecek aynı şekilde. Onu da ayarlamamız gerekiyor. Onun dışında neye çekiyoruz hocam? True'ya çekiyoruz değil mi? Bu kadar arkadaşlar. Başka bir olay yok. Bu kadar soru. Yani o kadar düşünüldüğü kadar zor bir soru değil aslında. Anlayınca mantığını, algoritmanın mantığını anlayınca hiçbir sıkıntı yok yani. Bakın gördüğünüz üzere gayet güzel çalışıyor. Yani 5 kere sekmiş mesela. Bakın 5 tane gelmiş buraya. Sonra 5'ten sonra sekip geri gelmiş. Sonra 5 defa buraya gittikten sonra da ne olmuş? Tekrardan sekmiş gibi. Tabii her durum için çalışıyor mu hocam? Onun testini yapmak da oldukça önemli. için içinde çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Mesela 25'e 4 girdik. Çok daha fazla 80'di yani. Çalışıyorum mu testi olarak. 4 kere bakın bu tarafı doğru gitmiş, doğru olarak ve 25 satır olduğunda sayarsak buluruz zaten. Bu şekildeydi bu sorumuzda. Anlaşılmayan bir durum olursa tekrardan ya videoyu geri alabilirsiniz isterseniz ya da yorumlar kısmından yorum yazabilirsiniz. Herhangi bir soru olduğu takdirde i̇zlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Bir sonraki bir sonraki mülakat sorumuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin diyorum.